Arkadaşlar, bu dersimizde root'ların nasıl kullanıldığını bir inceleyeceğiz. Şöyle görsele baktığımız zaman da root bir get isteğinde bulunduğunu görüyoruz. Bu get ile belirtilen bölümün bir istek türü olduğunu bilmemiz önemli. Çünkü bu istek türünü get, post, any, resource, put, delete ve benzeri bazı şekillerde kullanıyor olacağız. Buradaki önemli kıstasımız isteğin türünü belirttiğimiz yer. Ardından bir URI belirtiyoruz. Yani bu istek hangi adreste çalışacak? Bunu vermemiz gerekiyor. Ardından bir action, yani bir işlem burada yapmamız gerekiyor. Bunu da bir fonksiyon yardımıyla yapıyoruz. Bu fonksiyona da closure ismi veriliyor. Ve bu closure'ı istersek root içerisinde, yani web.php ya da api.php içerisinde kullanıyoruz. Veya daha doğrusu olan bir controller'a yönlendirip controller içerisinde bir fonksiyonla bu işlemi yapıyoruz. Burada da yine fonksiyona baktığımızda fonksiyon içinde bir return, yani geri dönecek cevap bölümü var. Ve bu dönen cevap da bir view'muş. Biraz önceki derste anlattığım gibi bu view olabilir, array olabilir, string olabilir, JSON olabilir. Bize dönecek bir değer türü olabilir. Burada da gördüğünüz gibi bir view dönüyor ve sayfanın açılması sağlanıyor. Şimdi bir root'ların türlerine bakalım isterseniz. Şöyle yine içeride bir tane root'un var olduğunu görüyoruz zaten. Root get slash olduğu zaman ana sayfanın açılacağı anlamına geliyor. Ana sayfa açıldığı zaman şöyle welcome view'unu göster. Yani bu view nerede arkadaşlar? Resource'un içerisinde, view'un içerisinde welcome diye bir tane view'umuz var. View'ları ayrı bir derste işleyeceğiz. Ama view'umuzu verirken de return view deyip içerisinde de hangi view'u gönderiyorsak ismini, uzantısından önceki sadece ismini verdiğimizi bilmemiz şu anda yeterli. Burada root get isteğinde bulunmuş. Dediğim gibi istersek bu şekilde closure yapabiliyoruz veya bir controller'a yönlendirerek de aynı işlemi yapabiliriz. Şuraya şimdilik yorum satırını alıyorum. Burada bir tane daha get isteği tanımlaması yapacağım. Önce ne yapıyorduk? Bir tane URI belirtiyoruz. Yani benim ana sayfam açılsın istiyorum. Ardından da burada bir dizi açıyoruz ve dizinin birinci elemanına hangi controller çalışacaksa o controller'ı belirtmemiz gerekiyor. Bu aşamada da bir controller oluşturmamız gerekiyor. Şu anda bir controller'ımız yok çünkü. Şöyle terminalime geliyorum. PHP artisan make controller deyip home controller adına bir controller oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğumuz controller'ın sonunda şöyle controller olduğuna ait bir isim olarak belirtmemiz gerekiyor. Bu okunabilirlik anlamında ve kullanırken bize kolaylık sağlaması adına bu şekilde bir isimlendirme yapıyoruz Laravel'de. Ve yine bu oluşturmuş olduğumuz controller bizim için, tabii şu anda bu root'un bakın yukarıda bozuk bir şekilde durduğu için hata aldık. Şöyle bir daha çalıştırıyorum. Bu controller'ın oluştuktan sonra app'in altında, HTTP'nin altında controllers bölümüne geliyor. Bakın şurada bir home controller oluşmuş oldu. Şimdi ben bu isteğimin geri kalan işlemlerini devam ettiriyorum. Öncelikle ne dedik? Controller'ımızı yazıyoruz. Home controller 2.2. class diyoruz. Ve ardından şöyle tek tırnak içerisinde hangi action'a gidecekse burası. O action'ı yazıyorum. Diyorum ki index, yani ana sayfa açılan bir istek olsun bu. Ve yukarıda da gördüğünüz gibi şu root isteklerinin çalışabilmesi için bakın şurada bir eliminate support paste root şeklinde bir use, yani import edilmiş durumda ilgili root kullanımı. Biz de aynı şekilde bu home controller birden fazla çağırırsak diye yukarıya import edeceğiz. Yani use diyeceğim. Ardından da şöyle controller'ımı basmış olacağım. Yine şuraya da home controller'ı yine yazacağım. Sadece başındakiler sürekli olmasın diye bu işlemi yapıyorum. Şöyle home controller'ın içerisine CTRL'ye basılı tutarak basabilirim. Veya şöyle app'in altında, HTTP'nin altında, controllers'ın altında home controller'ı da açabilirim. Burada bir tane fonksiyon oluşturuyoruz. Public function, hangi fonksiyon demiştik? Index fonksiyonu çağrılacak demiştik. Çünkü neden? Burada biz index yazdık. Buraya ne yazarsak o fonksiyona gidecek. Peki index'e geldi. Bu sefer de return view, yani açtıracağı sayfayı da burada açtırmak istiyorum. Daha önce ne olmuştu dedik? Burada welcome diye bir view vardı, onu açıyordu. Yine biz buraya istersek şöyle welcome'ı yazabiliriz. Ya da farklı bir view'umuz varsa bizim. Şöyle ben bir tane view oluşturacağım. Index adında bir view olsun.
İçinde de şöyle sadece ana sayfa yazsın istiyorum. Eğer ben indeksin açılmasını istiyorsam buraya geliyorum o zaman. İndeks diyorum. Ve en son noktalı virgülümü koyarak işlemimi tamamlıyorum. Şu anda buradaki şu kullanımı Laravel 8 ile beraber kullanıyoruz arkadaşlar. Laravel 8'den önce aynı kullanım şu şekildeydi. Şurada şöyle bir dizi yoktu. Çift tırnak veya tek tırnaklar arasında bir action belirtiyorduk. Örneğin home controller at hangi fonksiyona gidecekse o fonksiyona yazıyorduk. At index yani. Buradaki yine aşağıdaki yani şu kullanım gibi kullanabilmek için bir konfigürasyon yapmamız gerekiyor. Onu da şöyle provider'ların arasında root service provider'a geliyoruz. Çünkü isminden de anlaşılacağı gibi root'larla ilgili servislerimizin içerisinde bulunduğu bölüm. Hemen şöyle birazcık aşağıya kaydırdığımda protected namespace alanının yorum satırına çevrildiğini göreceğiz arkadaşlar. Bunu yorum satırından kurtararak bizim ilgili root'umuzun artık aşağıdaki gibi de tanımlanabilmesini sağlamış oluyoruz. Şu an bakın üstteki gibi değil alttaki gibi tanımladım ve siteyi bir çalıştırmak istiyorum. Ana dizine geldiğimde ana sayfanın gelmiş olduğunu gördük. Şöyle %100'e düşüreyim. Biraz büyük geldi. İçerisinde çünkü sadece ana sayfa yazmıştık. Ve root'umuzu bu şekilde açtırabiliyoruz. Ya da yukarıdaki şekilde de root'umuzu açtırabiliyorduk. Şöyle bir kez daha refresh yaptım. F5 diyorum. Ve yine aynı sayfanın açıldığını görüyorum. Yani bu iki şekilde de tanımlama yapabilirim. Ve yine bunları kullanabilirim. Peki benim diğer istek türlerim neler? Yani get isteğini şu an gördük. Diğer isteklerimize bir de bakalım. Tanımlama anlamında bakacağız bunları şu anda. Şöyle post isteğinde bulunabilirim. Yine bir URL belirtiyorum. Bu post isteği olduğu için buraya artık biz hangi URL'de çalışmasını istiyorsak onu verebiliyoruz. Şu anda örneğin test diye bir URL'de çalışsın. Yine işte home controller'a gitsin. Home controller'ın ne olsun? İşte add page diye bir fonksiyonu olsun. Öyle bir fonksiyon verelim. Böyle bir tanımlama yapalım. Ardından bu bizim post isteğimiz. Formlar üzerinden veya Ajax üzerinden bize bir post isteği geldiği zaman bu URL'ye tabii ki de istek geldiği zaman bunu bu şekilde karşılayabiliyoruz. Şayet bu URL'ye bir get isteğinde bulunursak yani örneğin şu anda burası ana dizin olduğu için slash anlamına geliyor zaten biliyorsunuz. Ama test diye bir URL'ye gitmek istersem bana bu URL'in post isteklerini karşıladığını ama get'i desteklemediğini hata olarak verecek ve uyaracak bize. Şayet bu isteğimiz get olmuş olsaydı. Tabii şu anda get yaptık. Şöyle bir yenileyelim. Bu sefer de dedi ki bize home controller'ın içerisinde add page diye bir fonksiyonun yok. Yani metodun yok. Böyle bir metot yok. Şu an çünkü eklemedik. Ama eklemiş olsaydık çalışacaktı. Yani şöyle kopyaladım. Çoğalttım. Add page dedim. Burada da bu sefer return olarak şöyle bir string açtırmak istiyorum. Add page metodu çalıştı. Böyle bir string değeri geri göndermek istiyorum. Şimdi ekranı F5 diyorum tekrardan. Ve benim için geriye bir string döndürmüş olduk. Buradaki fonksiyonumuzu da bu şekilde kullandık. Ama tabii dediğim gibi bu isteğimiz bizim neydi? Postu. Biz post üzerine yaptık. Şu anda bir post isteğini bulunmayacağım için bu iki tane isteği vermiş oluyorum. Şimdi burada yine root'larla ilgili önemli olan bir durum var. Çok sık kullanacağımız için. Root'lara bir isim veriyoruz. Takma isim. Bu takma isimle beraber root'lara ulaşmış olacağız. Örneğin root'ların en sonuna geliyoruz. Şu parantezimizin kapandığı yere. Şöyle slash ve büyüktür işareti göster anlamına gelen bir işaret yapıyoruz. Ve burada bir name diyoruz. Yani buna bir isim veriyoruz. Diyorum ki bu ana sayfa olduğu için aynı ismi verebilirim. Yani ben buraya Ahmet Mehmet de diyebilirim elbette. Herhangi bir isim verebilirim ama zaten bu ana sayfayı açıyor. O zaman ben buna farklı bir isim vermeyeyim. Yine bunun ismi index olsun diyebiliyorum. Peki diyelim ki biz iki tane aynı istek adresimiz var. Birisi get, birisi post. Bu ikisine de ayrı ayrı name'ler verebiliriz. Fakat eğer örnek veriyorum ben post isteğinde bulunurken name'ini yine index'e gönderirsem ne olmuş olacak? Bu isteğin postuna gitmiş olacak ve bu sayede aynı name'le her ikisine de ulaşmış olurum. Çünkü neden? Adresleri aynı. Tek bir name kullanarak
Bunları yapabilirim. Veya alttakine gelip şöyle name deyip şimdi buna index dedik. Buna da derim ki işte add page. Madem öyle hani kendi ismini veriyorum hepsine. Buna da add page derim. Sadece buna add page yöntemiyle de ulaşabilirim. Çünkü bu ayrıştırmış oluyorum artık. Name'i bundan farklı olmuş oluyor. Bu şekilde de ulaşabilirim. Böyle bir isimlendirme yöntemimiz var. Bunu birazcık daha kod yazdıkça eliniz ısınacaktır arkadaşlar. Şimdi bu kısım bizim root'umuzun ilk bölümü olsun. Bir sonraki derste diğer root istek türlerini görmeye devam edelim.